Mutfağıma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere el açması çıtır çıtır bir burma baklava tarifi veriyorum. Dilerseniz baklavamızın yapımını hamurunu hazırlamakla başlayalım. Hamur için yoğurma kabımın içerisine 2 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı süt, 3 yemek kaşığı da üzüm sirkesini ekledim. Daha sonra 1 çimdik de tuzumu ekleyip tüm malzemelerimi spatulam ile güzelce karıştırıyorum. Üzüm sirkesi yerine evinizde varsa elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Unumu yavaş yavaş ilave ederek hamurumu yoğurma işlemine başlıyorum. Ben un ölçüsü olarak 6 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Ununuzun markasına, kalitesine göre un ölçüsü değişiklik gösterebilir. Ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya devam ediyoruz. Spatulamı çıkartıyorum ve yoğurma işlemine elimle devam ediyorum. Yine unumu kontrollü bir şekilde kaşığımla ekleyerek yoğurma kabımın içerisinde hamurumu biraz toparladıktan sonra tezgahımın üzerine alıyorum ve 5-6 dakika tezgahımın üzerinde hamurumu tekrar yoğuruyorum. Hamurumuz tezgahımızın üzerinde ne kadar güzel yoğrulursa baklava hamurumuz o kadar güzel ve rahat açılır arkadaşlar. Çok sert bir hamur da elde etmiyoruz. Çok yumuşak bir hamur da olmayacak. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde ediyoruz. Baklava hamurumu tezgahımın üzerinde 5-6 dakika yoğurduktan sonra artık hazır. Şöyle size kıvamını da hemen göstermek istiyorum, yumuşaklığını da. Hiç bekletme işlemi yapmadan hemen hamurumu bezelere ayırıyorum arkadaşlar. İlk olarak ortadan ikiye ayırıyorum. Daha sonra 13 eşit parçaya ayırıyorum. Mandalina büyüklüğünde bezeler elde ediyoruz baklava hamurumuzda. Bezelerimin tamamını hazırladım. Hazırlamış olduğum bezelerimden bir tanesini alıyorum ve hemen açma işlemine başlıyorum. Herhangi bir dinlendirme ve bekletme işlemi yapmıyoruz. Direkt bezelerimizi açma işlemine geçiyoruz arkadaşlar. Açarken de sade nişasta kullanıyorum. Mısır veya da buğday nişastası fark etmez. İkisini de kullanabilirsiniz. Servis tabağı büyüklüğünde büyütüyorum. Büyüttüğüm bezemi bir kenara alıyorum. Yine üzerini bol bol nişasta ile nişastalıyorum. Kat kat olacağı için birbirine yapışmasın diye ara katlarını bu şekilde bol bol nişasta ile nişastalıyoruz arkadaşlar. Bezelerimin tamamını açtım ve üzerini kat kat bu şekilde hazırladım. Hemen bir tabağımın içerisine alıyorum ve üzerini temiz bir poşetle kapatıp 1 saat dinlendirmeye bırakıyorum. Ne kadar çok dinlenirse baklava yufkamız o kadar rahat ve güzel açılır arkadaşlar. Siz de vaktiniz varsa 2 saat 3 saat dinlendirebilirsiniz. Ben çekim yaptığım için sadece 1 saat dinlendirebildim. 1 saat dinlendirdikten sonra hemen bir tanesini alıyorum ve baklavalık yufkalarımı açma işlemine başlıyorum. Üzerine bol bol nişasta ile nişastalıyorum. Açarken sade nişasta kullanıyoruz arkadaşlar, daha önce de belirtmiş olduğum gibi. Çok hafif bastırmam yeterli oluyor yufkamın açılması için.
güzel dinlendiği için gayet rahat açılıyor. Sizin zamanınız varsa dediğim gibi 2 saat 3 saat dinlendirirseniz daha rahat ve daha güzel açarsınız. Benim zamanım olmadığı için sadece 1 saat dinlendirebildim. Ama 1 saatin sonunda da gayet rahat ve güzel açılıyor. Açma esnasında kesinlikle yırtılma ve parçalanma olmuyor arkadaşlar. Yufkamızı açarken ilk etapta bol bol nişasta ile nişastalıyoruz. Yufkamız büyüdükten sonra üzerine çok fazla nişasta eklemiyoruz arkadaşlar. Yufkamı büyütebildiğim kadar büyütüyorum. Açarken de kenar kısımlarına bastırıyorum. Kenarları kalın olmasın diye. İlk yufkamı açtım arkadaşlar. Kesinlikle parçalanma, yırtılma olmadan rahat bir şekilde açıldı. Açmış olduğum yufkamın üzerine ince kıyılmış cevizimi elimle her tarafına gelecek şekilde yayıyorum. Daha sonra üç kısmından içe doğru katlıyorum. Ve tekrardan ince bir oklavama sıkı bir şekilde sarıyorum. Oklavama sardıktan sonra uç kısımlarından başlayarak içe doğru büzüştürüyorum. Ve dikdörtgen fırın tepsimin içerisine alıyorum ve elimle tekrar tepsimin büyüklüğünde açıyorum. Yine ikinci yufkamı da aynı şekilde açma işlemine başlıyorum arkadaşlar. Gayet rahat ve güzel açılan bir baklava hamur oldu. Siz de aynı sonuçları elde etmek istiyorsanız birebir aynı ölçüleri kullanmaya dikkat edin. Ve püf noktalarını kaçırmamak için videomun tamamını dikkatli bir şekilde izlemeyi önem gösterin arkadaşlar. Çünkü atlayarak izlediğinizde bazı püf noktalarını kaçırabilirsiniz. Vermiş olduğum baklava ölçülerinden bir tepsi baklava çıkıyor arkadaşlar. Siz daha fazla hazırlamak isterseniz ölçülerinizi çoğaltabilirsiniz. Son yufkamı da açtım ve baklavamı tepsimin içerisine alıyorum. Bir tepsi burma baklavamız hazır artık. Fırına vermeden önce hemen üzerine önceden eritmiş olduğum 250 gram tereyağımı kaşığım ile her tarafına gelecek şekilde yayıyorum. Tereyağımızı eritirken üzerinde oluşan köpüklerini alabildiğimiz kadar almaya özen gösterelim arkadaşlar. Köpüklerini almazsak baklavamız kızarırken üzerinde yanıklar oluşabiliyor.
Tereyağını da her tarafına gelecek şekilde yaydıktan sonra burma baklavamı önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırınımın alt üst ayarında altı üstü güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Burma baklavam fırından çıktı. Altı üstü güzel bir şekilde nar gibi kızarmış. Hemen sıcak fırından yeni çıkardığım baklavamın üzerine hazırlamış ve soğutmuş olduğum şerbetimi döküyorum. Baklavamız sıcak, şerbetimiz soğuk olacak arkadaşlar. Şerbetimi hazırlarken de 3 su bardağı şeker, 3,5 su bardağı su kullandım. İçerisine bir dilim de limonu ekledim. Şerbetimin şekerlenmemesi için ağdalı koyu bir şerbet hazırlamamız gerekiyor. Şerbetim kaynadıktan sonra altını kısıyorum ve 5-6 dakika daha kaynatıp ocağımdan alıyorum. Ayrıntılı malzeme listesini açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Hemen şerbetini ekledikten sonra 1 saat şerbeti çekmesi için baklavamı bekletiyorum. 1 saatin sonunda tamamen şerbetini çekti. Hemen bir bıçağım ile dilimliyorum ve bir tane servis tabağıma alıp son halini, çıtırlığını size de göstermek istiyorum. Baklavamı servis etmeden önce size hemen bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim tuşunu açmayı, küçük de olsa bir yorum bırakmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. Dilimlemiş olduğum burma baklavamdan hemen servis tabağıma alıyorum ve son halini size göstermek istiyorum. Sadece 1 saat dinlendirebildim. Çekimimi tamamlamam gerektiği için arkadaşlar. Daha çok dinlenirse baklavamız daha güzel olur. Hemen servis tabağıma alıyorum. Ve çatalım ile şöyle size hemen çıtırlığını göstermek istiyorum. Dediğim gibi, daha önce de belirtmiş olduğum gibi biraz daha dinlenmesi gerekiyor arkadaşlar. Ben sadece 1 saat dinlendirebildim baklavamı. Eminim siz de evinizde deneyip daha güzellerini, daha lezzetlilerini hazırlarsınız. Deneyen arkadaşlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir sonraki tariflerimde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.